Emin Aydoğan görelim. Süpersin. Kerem Sarı. O da çıkış noktasına. Tahir Erdemir. Haydi Tahir. Nerede bakalım? Tahir Erdemir oldu mu arkadaşlar? Şu anda yok. Görmedik. Zekeriya Berkay Gülkör. Bendeki liste bu kadar Hüseyin Hocam. Doğru mu? Doğru mu? Tamam. Tam 11'de elit erkekler start alacaklar ve 750 metrelik bir yüzme etapları bekliyor olacak. Ardından 11-10 geçe genç erkekler start alacak. Onlar da heyecan içerisinde bekliyor. Genç erkeklerden bakalım ilk defa triatlon yarışına katılacak olan var mı acaba? Var mı diye bakıyorum. Var mı ilk defa katılacaklar? Sen, dur. Harikasın. Hangi bölge? Tokat. Evet, Denizli'ye meşhur yediz Tokat'ta. İlk defa katılacak olan bir kardeşimize başarılar diliyoruz. Ve Korkut Ortaylar'dan videonun da geldi. Ve sporcularımızı destekleyecek olan aileler hemen yanında. Çocukların başına şapka takıp şapkasını çocuk görmeyeli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şapka dağıtıyor. Sık sık şapka dağıtıyor. Onlardan mutlaka takıp. Bölgede dursun çocuklar. Ne olur ne olmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ve çıkış noktasında Triatlon Federasyonu yönetim kurulu üyemiz Ali Özgüveriş Beyefendi hazır. Ali Hocam, bu biliyorsun federasyonumuzun son patentini alacağız onun, son icadımız. Harika. Bugün Bayram Başkan bunun uzmanı oldu. Yalnız artı ve eksi kutupları aynı anda tutmayalım. Ali Hocam dikkat edin. Saçlar diken diken oluyor. Ve ilk erkeklere bakıyoruz. 2, 4, 6. 6. Zıkkır gibi, fişek gibi sporcu. 7 mi? Nasıl 7? Ha pardon, arkaya kaçmış. Görmedim orada. Yeni sporcu uğurlu rakamımız aynı zamanda. Kaç dakikamız var? 2 dakika. 2 dakika sonra elit erkeklerde müthiş heyecan başlayacak. Evet, sudan mı başlayacaklar diye bakıyorum. Atlayarak başlayacaklar. Süper. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bunlara podyumu sallarlar. Dikkatli olun. Ve Rıfat Bey. Elinde rüfler bir şifrelerin olduğu sarı çantasıyla çıkış podyumunda. O nükleer şifrelerin olduğu sarı çanta Rıfat Bey'le birlikte geliyor gidiyor. Son 30 saniye, son 30 saniye artık. Halil Patel.
alkışlarını buradan duyuyoruz. 2021 Balıkesir Avlu Triathlon'da 3. gün ve eliflerin startı için son saniyede. Ardından 11.15'te son startımız, 3. maratonun son startı genç kadınlar için olacak. Atlama, evet. Sayı kalabalık. Kodumda dengeli durum ama önemli. Özellikle bu çocuk elinde bulunduklarına şifrelerle suya düşmesin. Yine startı Federasyon Yönetim Kurulu üyeni Sayın Ali Özgürüş Beyefendi verecek. Ortasındaki suyun derinliği 1,5 metre. Son 1 dakika. Son 1 dakika. Çıkış noktasında suyun derinliği 1,5 metre ama yer yer 2,5 metre çıktığı yerler de var. Şu anda suyun sıcaklığı aşağı yukarı 25-26 derece ve ortam sıcaklığı 37-38 derece.
tek sporcumuz start aldı. Onlara da yürekten başarılar diliyoruz. Veriyoruz coşkuyu. Süper. Ve sırada zarif genç kadınlarımız. Birbirinden zarif ama birbirinden inatçı, hırslı. 7 genç kadın şu anda çıkış podyumuna doğru hareket etti. Ve onlar için çıkış zamanı 11.15. Balıkesir gelen saatine göre 11.15. Ve kadınlarımız için hemen lokomu alıyoruz. Razik Tuba Kesta, İlayla Alsan, Mevra Başak Sarıklı, Elif Manisa, Elif Or, İpek Ular, Elif Köse Karakuş, Anna Kalkova, Cemre Şen Kılıç, Dilara Seki, Elizabeth Kira Yombi. Haydi Sobek, haydi Sobek! Bu sırayla çıkış podyumuna hareket ediyorlar. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde elini taşın altını sokan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bu sıcakta pandemi koşullarında son 4 dakika bu ara ve pandemi koşullarında mücadele her türlü yürekten teşekkür ediyoruz. Sporcu orada start alacak. Sporcu'nun hazır bekliyor. Bakalım onlarda da ilk defa katılan var mı? Gördüm ilk defa. Bir kişi. İlk defa mı? Hangi bölge olacak? Balıkesir'de. Siz ne yiyorsunuz? Annesi. İşte anneyi yakaladık. İlk defa soyadı Kılıç mı? Cemre Şahin Kılıç annesi yanında Balıkesir bölgesinin temsiline katılıyor. İlk defa yüzme geçmişi var anladık kadarıyla. Süper. Harika başarılar diliyoruz. İşte hep görmek istediğiniz ve özlediğiniz tablo bu. Aileler destek verdiği zaman başarı daha kolay geliyor. İnşallah diyoruz. Süper. Hocam herkes spor yapsın. Çocuklarınızla spor yapıyor. Çok önemli bu. İnternetten, televizyondan, sosyal medyadan uzak dursunlar. Kötü alışkanlıklardan spor yapsın çocuklarımız diyoruz. Spor her şeydir. Spor candır hocam. Bakalım nerede? Orada şu anda tarım işleri köye bakalım. Orada bir şeyler şey yapıyor. Soracak bir şey yok. Hadi bakalım. Kendinize. Son 5 dakika Hüseyin'e bakıyoruz. 3 dakika. 1,5 dakika. Anlaştık. 1,5 dakika anlaştık. Harika. Son 1,5 dakika. Şu anda podyumdaki sporcular da birbirine başarılar diliyorlar. Özellikle bu kadın sporcular başarılar dilerken biraz yarım ağızla diliyorlar. Erkekler biraz daha canlı ama bizim kadın sporcular pes attıktan böyle şöyle o el yumruklaşmayı bir göreyim şöyle. Biraz daha böyle çantan başarılar. Harikasınız. İşin şakası bir yana bakın bu yarışmayı bilen herkes bizim için şampiyon arkadaşlar. Çünkü sıcaktayız. Zor bu parkur. Sprint triatlon kategorisinde 750 metre, 20 kilometre, 5 kilometre. Varsa meraklısı ben bunu yaparım diyen gelsin. 2 hafta sonra Eğirdir'deyiz. Evet. Eğirdir'deyken çadır getirin yalnız. Kalacak yer yokmuş haberiniz olsun. Çadır bize gelin. Evet Eğirdir. Evet çadır kampı yaşasın. Hüseyin Bey'e göz göze gelmeye çalışıyor. Ve durmayın bakalım.
Erso. Yönetim kurulumuz Ali Özgür Üçbeyefendi yönetmen peşinde ödülün son startını verdi. Hemen arkasında mutluyar şifreler sarı çantaya. Ve 7 bildirimden değerli kadın sporcumuz, genç kadın sporcumuz start aldı. Hatemlerimize teşekkür ediyoruz. Günün son startında ve burada çıkış noktasında görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin değerli personeline de çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Süpersiniz. Saat 12.30'da unutmayın arkadaşlar. Yerel saatte Balıkesir yerel saatiyle 12.30'da öğün öğretmeni olacağız. Ve can kurtaranlar karizma. Mükemmel. Tek kutuydu sarı kutuydu. Haydi bakalım görüşmek üzere. Thank you.
patronu. İyi mi? Biraz önce böyle değildi. Thank you.
değerli spor severler. Şu anda geride bıraktığımız süre 45 dakika. Ve hakemlerden aldığımız bilgiye göre koşu etabı başladı mı? Başladı. Evet, koşu etabı başladı. Başta giden elit erkekler kategorisinde müthiş mücadele devam ediyor. Hemen elit erkekler arkasından biliyorsunuz genç erkekler, genç kadınlar start almıştı. Elit kadınları biliyorsunuz yaş gruplarıyla beraber sayıları 3 kişi olduğu için yaş gruplarıyla beraber startı vermiştik. Şu anda artık onların da gelmesi için son 15 dakika diyoruz. 60 dakika içerisinde bitirmeleri bekliyoruz onların da. Var listeye bakalım. Şimdi yine her şeyi bilen Rıfat Bey'den aldığımız bilgiye göre elit erkeklerde Kerem Sarı. Evet, Kerem Sarı. Hira Spor Kulübü'nden Kerem Sarı. Şu anda önde gidiyor. Koşu etabına başladı mı? Başladı. Harikasınız. 5 kilometrelik bir koşu etabı. Aşağı yukarı 16-17 dakika civarında. Pace'ini bilmiyoruz ama o civarda bitirmesini bekliyoruz. O da 1 saatlik bir yarışma sonucuna tekabül edecek. Şu anda geride bıraktığımız süre 47 dakika.
Şu anda Emirhan Altıntaş'ın grup lideri olarak elit erkeklerde önde olduğu bilgisi geldi. Ve ikinci tura başlamış. İkinci tura. Geride bıraktığımız süre 51 dakika. Sen var ya. Başlasın. İkinci de Behzat Sarı. Burada bekliyor musun? Yemek de açacağım arkadaşlar. Ha, yabancı pardon. Doğru. Behzat soyadı zor söylenen bir arkadaştı. Fotoğraf alıp yemek de atmaya geçeceğim. Behzat Noba Ripur. 100 bin koç spor kulübünden. Noba Ripur. Çorumlu zannedersen. Yani Çorumlu olaylar kullanılan bir şey. Ahmet yaklaşıyor sana. Tabii mi yerine? Oho. Yere koy. Sen bana da yere koyayım. Hiç hareket etme bir dakika. Bir dakika dur, bırakma da. Bırak. Hiç hareket etme. Yeah.
Evet, ses sistemimiz de hazır bu coşkuya ortak olmak için. Ve şimdi elit erkekler de az sonra finish noktasında. Sporcunun olacağı bilgisi geldi şu anda bize. Artık dakikalar, belki saniyeler sonra çip sisteminden aldığımız bilgiye göre şu anda önde giden sporcu elit erkeklerde Emirhan Altıntaş. Rıfat Bey doğru mu? Süper. Emirhan Altıntaş önde gidiyor. Hemen onu takip eden sporcu Behzat Nobaripur. İkinci durumda olduğu söyleniyor. Bakalım ne derece doğru, biliyorsunuz. Triatlon yarışlarında sonuçlar ve sıralama her an değişebiliyor. Biz de heyecan içerisinde bakalım. Üçüncü de Zülfü. Evet, Zülfü Karabulut. Çok yakınlar. Evet, çok yakınlar. Neredeyse burun buruna diyor Rıfat Bey. Burun buruna. İşte teknoloji bu kadar ilerledi. Çip sisteminden ve uydu bağlantısından onların burun buruna olduğunu bile görebiliyor. Kimse bizim Türk teknolojimizi hafife almasın arkadaşlar. Bu kadar ciddiyiz. Evet, şapkasız çocuk istemiyoruz dedik. Bütün çocuklarda şapka var mı? Güzel. Hava sıcaklığı şu anda gitgide arttı. Ama esas yangın yeri şu anda yarışma parkuru. Ve yangın demişken, biliyorsunuz 2-3 gündür Türkiye'nin her yerinde onlarca, yüzden fazla nedeni tartışılır bir şekilde yangınlar çıkıyor. Sizlerden ricamız ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımıza, ağaçlarımıza zarar vermek isteyenleri bir şekilde engelleyelim. Bu bilgileri güvenlik kuvvetleriyle paylaşalım. Çünkü başka Türkiye yok arkadaşlar. Bir tane vatanımız var. Vatanımıza sahip çıkalım. Fatih Bey, kronometreyi çalıştırır mısınız? Hakan Bey, zahmet olacak. O sihirli parmağınızla duran kronometre çalışabilir mi acaba? İsrar edersek mi çalışacak? İsrar ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Gölgede şapka takan, her şeyi bilen Hakan Bey. Şu anda gönüllü arkadaşlarımız da Gençlik Merkezi'nin ve Balıkesir'in, Büyükşehir'in farklı spor dallarında mücadele eden canlılar gibi gönüllü ekibi hazır. Harikasınız. Bakayım, buzlar hazır mı? Buzlar. Buz yok mu bugün? Buz varmış ki. Saat 12.30'da biliyorsunuz ödül töreni var. Ve işte baktığımda euro ve dolar şeklinde gördüğüm Triatlon Federasyonu'nun zarif montemet hanımları, gölge yerde misiniz bakayım? Size iyi bakıyorlar mı orada? Özellikle ben söyledim arkadaşlar. Gönüllü arkadaşlar, bakın. Parasal kaynağımız burada. Onlara iyi davranın. Ne istemeden ver. Ne isterlerse değil. İstemeden ara ara sorun. Çay, çorba, onların memnuniyeti bizim memnuniyeti. Ve sağlıkçılarımız şu anda iki grup halinde. Umke ve Epirit, yok pardon, biraz Umke var mı? Diğer noktadalar. Sizler Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yakışıklı, karizmatik. Evli olanlara kolay gelsin, bekar olanlara da bekar kalmaya devam etsin diyoruz. Süper. Göğüs bandımız da hazır. Herkesin gözü artık finish koridorunda. Kim gelecek, kim gelecek? Emirhan Altıntaş öndeydi. Arkasında Behzat Nobaripur vardı. Ama inatçı Zülfü, Zülfü Karabulut onların peşini bırakmıyor diye haber geldi. Bakalım bu müthiş üçlüdeki sıralama finish noktasında nasıl olacak?
Şu anda geride bıraktığımız süre 1 saat 2 dakika. Az sonra burada olmaları gerekiyor. Çünkü bu yarışmanın hakkı elit erkek kategorisinde zaten bu kadar. Dün Gültekin, evet Gültekin Er, İspanya'da kamp yapan sporcumuz 55 dakikada yarışmayı bitirmişti. Müthiş bir dereceydi bu. Olimpiyatları seyrettiyseniz olimpiyatlarda şampiyon olan sporcu 1 saat 42 dakikada olimpik mesafeyi bitirmişti. O yüzden Gültekin Er'in yaptığı derece, 55 dakikalık derece çok ciddi bir derece. Ve bu derecede emeği olan Zekeriya hocamız da şimdi finish noktasına geldi. Hazır onu görmüşken teşekkür ediyoruz hocamıza da. O derecede onun da payı var çünkü. Gönüllü arkadaşlar biraz geride duralım. Çünkü evet. Haydi bakalım bu tarafa geçin arkadaşlar. Ve şu anda şampiyon geliyor. 2021 Balıkesir Avlu Triatlonu'nun şampiyonu. Yarış boyu takip ettiğimiz gibi yarış alkışlarla tabii karşılayacağız. Emirhan Altıntaş geliyor. 1 saat 3 dakika 33 saniyede Emirhan Altıntaş. Yürekten kutluyoruz. Harikasın. Başarılarının devamını diliyoruz. Harika. Hemen seni bu tarafa alalım. Bak sana ben nasıl duş aldıracağım. Çocuklar hemen şişeleri açın. Dökün hep beraber. Hep beraber. Kafadan dökün bakalım. İşte sana duş. Süper. Bozma. Devam edin. Harika. İşte biz buna tasarlanmış duş diyoruz. Süper. Ve kim geliyor? Behzat Novaripur. 1 saat 4 dakikada. Behzat seni buraya alayım hemen. Şuraya alayım. Gel duş var duş. Evet. Çocuklar gelin buraya. Durun Behzat. Kıpırdama yerinden. Aynı anda başlıyoruz. 1, 2, 3. Duş olun. İşte hizmete sınır yok Behzat'cığım. Ve Zülfü Karabulut geliyor. Triatlon ailesinin müzmin bekarı Zülfü Karabulut. SSK'lı, evi var, arabası var. Tek eksiği var. Antalyalılar, Alanyalılardan da fayda yok. Ali hocam şu adam bekar artık bir babalık yapın artık şu adama. Ve Zülfü Karabulut 1 saat 5 dakika. Süpersin. Çocuklar bekleyin, Zülfü'yü de alıyoruz. Zülfü'cüğüm gel buraya. Hizmette sınır yok bak. Sen gel yanıma. Şuraya bir dakika geliver. Şu noktada duruyorsun. Gel buraya. Hiç kıpırdamıyorsun tamam mı? Hazır mıyız? 1, 2, 3 başlayın. İşte hizmette sınır yok Zülfü'cüğüm. Evet. Bekar Zülfü'yü de serinlettik. 1 saat 5 dakikada Zülfü bitirdi mi? Antalya beni duyuyor mu? Zülfü'yü evlendirin. Ben Zülfü'nün tarafındayım. Antalya, duy sesimi. Ali hocam, yayınlanıyorsa ben Zülfü'nün sesiyim. Yazık, bu çocuk yıllardır perişan vaziyette. SSK'sı var, evi var, arabası var. Bir abilik yapın artık bana. Size yakışan odur. Heh, Antalya'nın en zengin adamı burada. Ali Bıdı. Antalya'nın yarısı Ali Bıdı'nın. Bitti. Ya Ali hocam. Ah evet, bayramda senin elini öpmeye geleceğim ben. Göreceğim sağlık zenginliğini. Tamam. Ve Balıkesir triatlonunda 4. durumda olan sporcu da şimdi finish noktasına ulaşmak üzere. Gelen sporcuyu sanki bizim sporcumuzmuş gibi, yani kardeşimiz gibi alkışlayalım. Çünkü bu sıcakta bu mücadeleyi getiren tüm sporcular ve Mert Oğuzhan Ağırgün. Mert hemen buraya geliyorsun. Bak bak neler yapıyoruz biz, gel bak gel. Bugün olayı değiştirdik. Elit erkek şu noktada duruyorsun. Duruyorsun, kıpırdama. 1, 2, 3 başlayın. Hizmette sınırı yok Mert'ciğim, görüyorsun. Bitti, olay bu işte. Gülti, sen de kaçırdık bunu. İstersen gel. Süper.
Evet, Mert'i de yürekten kutluyoruz. Çipleri hemen ayaklarından alalım arkadaşlar, çipleri alalım. Aman ha, dikkatli olalım. Şu anda geride bıraktığımız süre 1 saat 7 dakika ve 4 sporcumuz finish noktasına ulaştı. Saat, evet, Balıkesir yerel saatine göre saat 12.30'da ödül törenimiz var, unutmayın. Burada bu alanda 12.30'da tüm ödül töreni burada yapılacak. Evet, genç erkeklerdeki göğüs bandı hazırlayalım arkadaşlar. Ve genç erkeklerde şimdi Balıkesir Triatlonu şampiyonu geliyor. Genç erkeklerde. Şu anda Enes Emir Çetiner geliyor. Hadi, alkışlarımız nerede? Genç erkekler şampiyonu 1 saat 10 dakikayla Enes Emir Çetiner. Hemen buraya alıyoruz. Ve hemen arkasından Efe Dökmeci geldi. Yürekten kutluyoruz. Enes Emir, seni buraya alalım hemen. Onu bırakıyorsun. Eve götürmek yok. Onu buraya bırakıyorsun. Gel yanıma, gel, 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 gel. Sana da bir şampiyonluk. Kıpırdama, öyle dur, öyle dur. Şampiyonluk güzelliği bu. Kafadan tekün, evet. İşte bu. Ve Efe Dökmeci şu anda genç erkeklerde ikinci gelen sporcu. Orada yürekten kutluyoruz. Şu anda finish noktasına ulaşan sporcu sayısı 6 oldu. Elitlerle gençler artık birbirine karıştı ama her ikisinde de birinciler ortaya çıktı. Genç erkeklerde Enes Emir Çetiner. Genç kadınlar için göğüs bandı bir kez daha çıkacak. Ve Mert Eren. Harikasın Mert. Hemen arkasında Samet Balaçiçek. Yürekten kutluyoruz. Mert Eren'i ve Balaçiçek'i, Samet Balaçiçek'i tebrik ediyoruz.
Çipleri hemen alalım ayaklarından arkadaşlar. Çipleri acil olarak alalım ayaklarından. Ve alkışlarımız finish noktasına ulaşmaya son metreleri kalan sporcu için şimdi. Abdurrahman Yazıcı Sakarya'dan. Bravo Abdurrahman. Süper. Eyüp Yazıcı'nın oğlu, yaş gruplarında yarışan sevgili Eyüp Yazıcı'nın oğlu da babasının izinden gidiyor. Ama çok başarılı bir şekilde yani yarışmayı tamamladı. Yazıcı yani ailesini yürekten maçlar kutluyoruz. Maçlar oluyor bazen 90 dakika, 5 dakika orada hiçbir yere oynayamıyorsun bulunduğu yerden. Burada yine kaçıyoruz. Ve Emin Aydoğan. Bravo Emin Aydoğan. Seni de yürekten kutluyoruz. Ne saçma. Evet şimdi bakalım. Hayır bayan gelmiyor da. Onlar herkes var. Aynen anlaşıyorlar. Federasyonda falan. Ve Kerem Sarı. Bravo Kerem, yürekten kutluyoruz seni de. Bazen ihale oluyor. Bazen zor ve sıcak bir parkuru sen de başarıyla tamamladın. Tebrikler. Tüm sporcuları arkadaşlar Red Bull çadır altına davet ediyoruz. Değerli sporcular, sizi gölgeye alabilir miyim? Zülfü Bey, bu ara Ali Bey'den söz aldım. Bohçanızı o hazırlayacakmış. Sıkıntı yok. Cemil Bey de koçu alacak. Bilezikleri oluyor ya, takılıyor, onları da alacaksın. Sizler hepinizi, bütün sporcuları çadıra alalım. Haydi arkadaşlar, 100 bin koç spor kulübü de pozunu verdikten sonra Red Bull çadırına davet ediyoruz onları da. Ve Sakarya Belediyesi'nden. Sakarya'dan yine iki sporcumuz. Biri 11 numara, biri 30 numara. Arda Şimşek ve Zekeriya Berkay Güngör. İki başarılı sporcu yarışmayı birlikte tamamladılar. Hayır, Balıkesir yerel saatine göre 12.30'da ödütüyor önümüz. Olabilir. Ve bakalım kadınlarda kim geliyor? Şu anda Nevra Başak saatlerin babasında bir hareketlenme görüyorum. Bu geliyor mu demek? Ha, sizin sporcu geliyor demek. Süper.